Sevgili arkadaşlar, bugün de Arti Arabik kanalının korona rahatsızlığı hastalığı nedeniyle ilettiği başlıkları sizlere okuyup Türkçeleştirmeye çalışıyoruz. Birinci haber başlığımız Filistin'den. Asıl Tatul Filistiniyetü an korona. Filistinli otorite, Filistinli yetkili korona ile ilgili bir demeç vermiş. Elbet o durum hatırın cidden. Durum gerçekten tehlikeli. Hazret ve Zaretu Sıhha tu el Filistiniyetü Filistin Sağlık Bakanlığı uyardı. Min huturatil vada'i durumun tehlikesinden, durumun vahametiyle ilgili uyardı. Hangi vada? El-Veba'il fil Aradil Filistiniyeti. Filistin topraklarındaki bulaşıcı hastalığın durumunun tehlikesinden ne yaptı? Filistin Sağlık Bakanlığı uyardı. Müekkidetün tekit ederek, pekiştirerek, üzerine basa basa belirtiyor. Enne virüse korona virüsü el müstecidde yeni tip olan yetefeşşe yayılıyor halen hali hazırda şu anda bi betair gayri mesbukatin daha önce görülmemiş bir hızla mesbukatin geçilmiş gayri mesbukatin geçilmemiş yani rekor bir hızla ne yapıyor? Yayılıyor diyor yetefeşşe. Neye rağmen ma iktizazil müsteşfiyati bil kamil tüm hastanelerin bil kamil tüm el müsteşfiyat hastanelerin iktizaz yoğunluğuna rağmen sıkışıklığına rağmen yani diyor ki bu yeni tip korona son derece hızlı bir şekilde yayılıyor Filistin topraklarında buna karşılık da tüm hastanelerimiz ağzına kadar dolu. İkinci haber başlığımız Limaze yenbeği niçin gereklidir? Limaze niçin yenbeği gereklidir? Adem ihmal etmeme durumu niçin gereklidir? Yani niçin ihmal etmemeliyiz? El mutahharatil en. Şu anda antiseptikleri yani temizleyicileri, mikrop arındırıcıları niçin ihmal etmemeliyiz? Bir doktor Keşefe Doktor Boris isimli doktor ortaya koymuş. Ennehu hiç şüphe yok ki minel muhimmi önemlidir. Önemli olan şeylerdendir. Bil vaktil hadir içinde bulunduğumuz zaman el istimrar devam etme bir istihdam kullanmaya devam etmemiz lazım diyor. Muakkam arındırıcı yani hijyen ürünleri mikroptan uzak tutucu işte nedir? Antiseptikler vesaire. Eldeyin elleri mikroptan arındırma ürünlerini kullanmaya devam etmemiz lazım diyor. Ve evdaha ve açıkladı, izah getirdi. Ala eyyi efâfin yecibu ihtiyarihe. Ve hangi durum şartlarda nasıl kullanmamız, nasıl tercih etmemiz gerektiğini de açıkladı diyor. Bir sonraki haber başlığımız Ürdün'den bir haber. Orada da tehlikeli durumlar devam ediyor arkadaşlar. Vefiyyatu cerai inkıta'il oksijen. Oksijen kesintisinin yüzünden vefatlar olmuş dahile müsteşfe hastanenin içinde oksijen kesintisi o sebebiyle ölümler olmuş. Es-salatil hukumiyyi, müsteşfe salatil hukumiyyi devlet salat hastanesinde devlet salat hastanesi içinde oksijen kesintisi yüzünden vefatlar oldu. Efadet vesailül urduniyetün Ürdün haberleşme ve basın medya unsurları ifade etti, açıkladı. Bi vefatin adedi minel eşkhasi. Yani burada zaten sayı vermiş. Adet sayılar
minel aşkası şahıslardan, kişilerden vefat ettiğini bildiriyor. Nerede? Dâhile müsteşfe salatil hukumi. Devlet salat devlet hastanesinde, yani hastane adı Es-Salat olan El-Cedid, yeni devlet salat hastanesinde, yani yeni Maraş hastanesi gibi bir şey bu. Cera inkıta'l oksijin, oksijen kesintisi yüzünden, en marda hastalardan, yani herhalde teknik bir arıza sebebiyle veya oksijensizlik nedeniyle oksijen verilememiş hastalara, hangi hastalara? Marda, virüs, korona. Korona hastalarına oksijen kesintisi nedeniyle, kesintisi sebebiyle fîme eşâret mesâdir-i tıbbiyyetün, bazı sağlık kaynakları, tıbbi kaynakların ifade ettiğine göre gayri resmiye, gayri resmiye, resmi olmayan tıbbi kaynaklar, sağlık kaynakları ile tescil sitte vefayet, 6 ölüm kaydedildi diyor. Tabi bu rakam gayri resmi sağlık çalışanlarına edinilen kaynaklardır. El isabatul yevmiyetu bi korona fi Rusya. El isabatul yevmiyetu, günlük vakalar, bi korona, korona günlük vakaları fi Rusya, Rusya'da tülemithu il aşirete elef, 10 bine yaklaştı diyor. 10 bine dokundu. Tülemisu, dokunmak, yaklaşmak, sürtünmek. La tezalu hasilatul isabatil cedideti bi firus korona fi Rusya tehte atabati aşirete elafin lil yevmil hamis alet tevali. Diyor ki haftanın 5. gününde 10 bin eşiğine, 10 bin eşiğinin altında Rusya'da korona virüs, korona, yeni virüs korona vakaları devam ediyor. Günlük, günlük 10 bin eşiğinde tespit edilen vakalar nerede? Rusya'da. Evet. Bir diğer haber başlığımız arkadaşlar Mısır'dan. Mısır o تسجل 639 إصابة. مصر 639 وقع و 45 وفاة و 45 وفاة جديدة بفيروس كورونا. 45 وفاة 639 وقع yeni vaka tabi bir korona virüsü nedeniyle Mısır ne yaptı? Kaydetti, tescil etti, belirledi. E'lenet vezâretü sahhatil mısriyetil cum'ati. Mısır Sağlık Bakanlığı Cuma günü ilan etti, duyurdu. Tescil kaydedildiğini, 639 isabetin cedidetin, yeni vaka. Bir virüs korona, korona virüsü ile ilgili yeni 639 vaka ve 45 vefatin ve 45 vefat duyurdu. Ve zalika mukabil 639 isabetin ve 41 vefatil hamis. Perşembe günü ise 639 vaka, 41 vefat da mukabil, cuma günü ölüm sayısı 4 artmış arkadaşlar. Bir diğer haber başlığımız Brezilya'dan. Brezilya tüseccilu ekfere min elfi vefatin. Brezilya bin vefattan fazla kayıt ettiğini açıklıyor. Bir korona, korona ile ilgili. Lil yevmi thalis alet tevali. Üçüncü gün, haftanın üçüncü gününde ne yapıyor? Bin dem fazla vefat. أعلنت وزارة برازيليا عن تسجيلها. برازيليا Sağlık Bakanlığı duyurdu, ilan etti. 85.663 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 85.663 yeni koronavirüsü vakası tespit ettiğini,
ve 2116 vefatın خلال يوم الاخر. Ve son gün itibariyle, yani herhalde cuma günü itibariyle 2216 vefat, 85.663 vaka. Ciddi bir rakam. El-Vilayetul Muttahidatu, Birleşik Amerika'dan bir haber. Tat'imu ekfer min 1100 milyon şahsin dıdda korona. Tat'im, aşılama. Ekfer min 100 milyon. 100 milyondan fazla şahsın diyor. Korona aşısı olduğunu, aşılandığını duyuruyor. أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها duyurdu Amerika hastalık ve ondan korunma ile mücadele merkezleri duyurdu. Ne duyurdu? Ennehu temme, tamamlandığını, bir cüraten doz ule, yani birinci doz, hani birinci doz, ikinci doz, üçüncü doz oluyor ya, ev isneteyni veya ikinci doz, ikinci aşı, tat'im ekfer min mi'e ve 1 milyon şahsin dıdda COVID-19 fil bilad. Ülkede 101 milyondan fazla şahsın birinci ve ya ikinci aşıyı aşılandığını ne yaptı? Duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri. Mısır, vefatü sahafi Abbas Trabili müteessir bu müdaafat korona. Mısır'da gazeteci Abbas Trabili, Abbas Trabili müteessiren etkilendi. Yani onun vefat sebeplerinden bir tanesi de bir müdaafat korona. Koronanın artmasıyla, koronanın şiddetlenmesiyle Mustafa Abbas Trabili gazeteci vefat etti. Tufiye Mısır'da, Tufiye vefat etti. Yevmül Cuma'ti, Cuma günü. El-Katibus Sahafi, gazeteci yazar. El-Mısriyu, Mısırlı gazeteci yazar Cuma günü vefat etti. Abbas Trabili, Abbas Trabili, ifre ithabetihi bir virüs, koronan müstecid. Yeni bir korona virüsüne yakalan masıyla vefatını duyurdu. Yani cuma günü vefat etti diyor. An umri nahiz 85 yaman. Onun diyor yaşı işte 85'in üzerinde idi. Evet. Bir başka haberimiz yine vefatul i'lamiyetün, gazetecinin vefatı, bayan gazeteci. El Mısriyatu, Mısırlı bayan gazetecinin ölümü. Melek İsmail, Melek İsmail, Mısırlı bayan gazeteci Melek İsmail'in ölümü. Nasıl? Müteessiratın bir korona. Korona nedeniyle, koronadan etkilenerek, koronanın sebebiyle vefat eden Mısırlı gazeteci Melek İsmail. Yine de tuvfiyet, vefat etti bu hanımefendi. Mesa'ul cum'ati, tuvfiyet, vefat etti. Mesa'ul cum'ati, cuma akşamı. El-İ'lamiyyetul Mısriyyetu El-Kebiretu Melek İsmail. Demek ki büyük Mısırlı gazeteci, büyüklüğü tabi şan ve şöhretinden kaynaklanıyor, yoksa cüssesinden yaşayan Melek İsmail müteessireten bitedaiyyat isabetihe bi firuz korona. Korona virüsünden etkilenerek ne büyük ünlü Mısırlı hanım gazeteci, bayan gazeteci Melek İsmail cuma akşamı ne yaptı? Vefat etti. Türkiye'den bir haberle bitiriyoruz bugünkü yayınımızı arkadaşlar. Türkiye tüseccülü kaydetti. E'la ziyadetin, en fazla artışı, yevmiyetin, günlük en fazla artışı, fi isabati korona, korona vakalarında, lihazel am, bu yıl için, yani Ocak, Şubat, Mart dönemi için en yüksek artışı ne yaptı?
tespit etti diyor. Bakalım seccelet Türkiye kaydetti 14.941 isabetin cedidedin bi virus korona خلال الساعات الأربع والعشرين son 24 saat içinde diyor koronavirüsü ile ilgili 14.941 vaka tespit ettiğini duyurdu Türkiye Cumhuriyeti. Laşirin al-Madiyeti geçen son 24 saat. Fi e'le hasiletin yevmiyetin münzu matla'il am. Fi e'le hasiletin en yüksek hasılat bu. Yani rekor rakam. Yevmiyetin günlük en yüksek rakam. En yüksek rakam. Münzu denberi matla'il am. Yılın başlangıcından beri, bu yılın başlangıcından beri en yüksek elde edilen rakam 14.941. Evet, sevgili takipçilerimiz, size ara ara değişik Arapça yayın yapan kanalların haber başlıklarını, şu Arapçamızı geliştirmek ve güncel olaylardan haberdar etmek maksadıyla sizlere sunacağız. Sizlerden ricamız bu kanalımıza abone butonuna tıklayıp abone olmanız ve sevdiklerinize, bildiklerinize, arkadaşlarınıza duyurmanızdır. Eğer sürçülisan ettiysek affola, eleştiri ve beğenilerinizi beklediğimizi de özellikle belirtiyoruz. İyi günler diliyorum hepinize efendim.